bir şirketinde ikinci kuşak olmak nasıl bir sorumluluk? Hocam kendi adıma bunu herhalde iki bölüme ayırabilirim. Yani sene 95, yani ben 21 yaşında bu şirkete çalışmaya başladım. Mezun oldum. 2-3 aylık dış çalışmayı bırakalım. Başladım. Ve o gün, ben sonraki belki bir 10 yıl, belki biraz daha fazla aslında kendimi ispat etmeye, öğrenme aynı zamanda süreçleriyle geçti. Neticede bir sürü noksanla başlıyoruz. İş bilmiyoruz. Yani mühendis diploması yetmiyor, öyle teknik adam olmaya yetmiyor. Saha bilmiyoruz. Yönetim becerilerimiz öğretilmemiş. Yani bir sürü eksikle başlıyoruz. Hem bu eksikleri görürken diğer taraftan da tırnak içi patron ya da patronun çocuğu veya gelecekteki patron gibi sıfatları da üzerimize alarak başlıyoruz. Bir de bunu taşıyabilmenin güçlüğü de yanında. Hem işi az bilmek hem de ağır bir sıfatı taşımaya gayret etmek. Haliyle bu bir 10-15 sene sürüyor. Yani hani bu eğitim süreci. İspat etme. İkinci aşama başlıyor. İkinci aşama sorumluluklar başlıyor. İkinci aşama sorumluluklar da aslında bir şirket sahibinin veya bir şirket ortağının, her şirket sahibinin ve ortağının bence sahip olduğu sorumluluklar. Nedir bunlar? İlk etapta şunlar belki akla gelebilir. Büyümek, efendim işte para kazanmak, kar etmek, istihdam sağlamak, vergi ödemek, değil mi? Yani hemen ilk etapta bunlar gelebilir. Bizim ailede 4 tane ikinci kuşak var. Onlardan sadece ben çalışıyorum filo içerisinde, filo olarak. Diğerleri hiçbir çalışmıyor. Böyle olunca bir durum hem üst tarafa hem üzerinde herkese benim bütün sorumluluklar benim üstümde. Bir taraftan şeffaf olmak zorundasınız, onlara hesap vermek zorundasınız. Bir taraftan da birinci kuşaklara kendinizi, onlardan daha çok çalışıp onlardan daha, yani onları da kendinizi ispatlamanız gerekiyor tabii. Kolay olmuyor bu iş. Bazen öfkeleniyor insan. Öfkeleniyor, evet. Tabii şirketin mali konuları var, üretim konusu var, karlılığı var, diğer faaliyetleri var. Bir de bu aile işleri de işin içine girince insan çok yoruluyor. Yok, o konuda biraz sabır gerekiyor. Matematik tarih gerekmek gerekiyor. Babaları ancak o şekilde ikna edebiliyorsunuz. Verileri iyi analiz etmeniz gerekiyor. Verilere hakim olmanız gerekiyor. Bu noktada da kurumsal hafızanın iyi olması gerekiyor. Onun için altyapıyı oluşturmanız lazım. İyi bir ERP sistemleri tabii konuda yardımcı oluyor ama kişilerin bu ERP sistemi, yani çalıştırdığınız beyaz yakalıların, mavi yakaların, bir yakaların bu sistemi kabul edip bu sisteme verileri girmesi gerekiyor. İyi bir raporlamalarla karşılığına çıktığınız zaman alınacak kararlarda işte yönlendirme yapabiliyorsunuz. İşte bizim bunlar lazım. Şundan dolayı bu işe girmemiz lazım, şunu yapmamız lazım diye yönlendirebiliyorsunuz. Ya ben sadece bu kurumsallaşma ile ilgili değil. Ben dışarıdan bir gözü arası da, yani bizim sektörden de farklı sektörlerden de deneyimli arkadaşları yatırı farklı gezdiririm. Özellikle ülkeler için olup bir şey mi olur? İçeri gezdiririm. Bana fikirler verirler. Noktada. İyileştirme önerileri verirler. Bunu işlediğiniz zaman, avantaj çevirdiğiniz zaman faydalı olur. Onları bir travma bırakmamak, şekeri daha fazla getirmek, pastayı getirmek oradaki, şirketi sürdürülebilir bir hale getirmek. Bir yandan da şimdi siz dışarıda çalıştığınız zaman, ben hep dışarıdaki hayatla kıyaslayarak gidiyorum. Dışarıdaki hayatta bir iş sorumluluğunuz var, bir masanız, bir iş sorumluluğunuz var ve sizden beklenen onu en iyi şekilde yapmak. Ama aile şirketinde her şeyi yapmanız bekleniyor. Her şeyden haberdar olmanız, her şeyi yapmanız. Hepimiz için gün, hafta 7 gün, gün 24 saat. Neyi ne kadar yapabiliriz? Bölünsek bile ne kadar yapabiliriz? Bu ne yazık ki çok mümkün olmuyor. Ama her şey bilinmesi ve beklenmekle birlikte ilişki yönetilmesi, ilişkilerin de iyi şekilde yönetilmesi bekleniyor. Bu da bir sizin üzerinizde. Dışarıdaki hayatta belki Cenk ve Cem'le iyi anlaşmayabilirim. Sadece iş için iletişimdeyizdir. Ama aile şirketindeyseniz çalışanla da iyi geçinmeniz, babanızla da iyi geçinmeniz, kardeşinizle, kuzeninizle de iyi geçinmeniz gerekiyor. İki süreçleri yönetebilin.